Herkese merhaba. Bu videomuzda kalıp oluşturmaya devam edeceğiz. En son itici pimlerimizi yerleştirmiştik. Projemizi açarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Projemiz açıldığında soğutucu sistem yerleştireceğiz. Soğutucu sistem hakkında bilgi vermek gerekirse, enjeksiyon basıldıktan sonra kalıbı soğutarak ürünün çekme payını almasını sağlayan bir sistem. Yani bir nevi ürünü soğuyarak kalıptan atılmasını sağlıyor. Bunu da Cooling Designer komutuyla gerçekleştireceğiz. Cooling Designer komutuna tıklayıp Create diyerek soğutucu kanalı yaratacağız. Inlet kısmı soğutucu kanalın başladığı nokta. Bizde şu an bir nokta belirlenmediği için nokta yaratmamız gerekiyor. Kalıbı karşımıza aldığımızda başlangıç noktasını belirleyeceğiz. Bu sefer keyfi bir yer değil de koordinat verebiliriz. X'e 35 diyelim. Z'e de 25 diyelim. Y ekseni zaten tıkladığımız nokta olduğu için orijinal uzaklığını belirtiyor. Buraya dokunmamıza gerek yok. Yarat diyoruz. Noktamızı oluşturdu. Bitiş noktamızın da bundan 70 milim farklı olması istediğimiz için önceki noktamıza tıklayıp X değişiminden burayı eksi 70 yazarak diğer noktamızı oluşturuyoruz. Evet, başlangıç ve bitiş noktamız oluştu. Penceremizi kapatıyoruz ve inlet kısmından başlangıcımızı seçiyoruz. Başlangıç noktamızı seçtik. Daire için, yani yön kısmında X ekseni, Y ekseni ve Z ekseni boyunca soğutucu kanalımızı oluşturabiliriz. Şu an biz Y ekseninde ilerleme gerçekleştireceğiz. Buradan yön değişikliği sağlayabiliyoruz. Biz ileri kat edeceğimiz için yönü buraya belirliyoruz. Parçamızı üstten görünüşü açtığımızda daha net göreceğiz. Buradan mesafeyi verebiliyoruz. İlk olarak yani 100 deep draw dediğimizde mesafeyi otomatik olarak tayin ediyor. 100 diyoruz. Çizdikten sonra yön değiştireceğiz. Bu sefer sağ tarafa gideceğiz. Yani x eksenini kullanarak devam edeceğiz. 100 dediğimizde biraz kısa, bunu uzatabiliriz. 120 diyoruz. Bu sefer yine y eksenine geçiyoruz. Yukarı doğru. Bunu da arttırıyoruz. Buradan 210 diyelim. Tekrar x eksenine geçiyoruz. Yön değiştirip devam ediyoruz. Çiziyoruz. Bunu da ilerleyeceğimiz mesafe kadar. 310'da kaldık bu sefer. Tekrar y eksenine dönüyoruz. Yön değiştiriyoruz. Bunları z ekseni kullanarak da gerçekleştirebiliyoruz. Hani eğer kalıbımız ona müsaitse, örneğin şu şekilde ilerleyerek tekrar y eksenine dönebiliriz. Bu şekilde oluşumlar sağlayabiliyoruz. Geri diyerek bunları siliyoruz tabii ki. Biz y ekseninden devam edeceğiz. Tekrar 210 diyoruz. Kalıbımızı karşıya alıp tekrar x ekseninden 120 ve bitiş noktamıza geldiğimiz zaman Outlet seçeneğine tıklayıp yolluğumuzu bitireceğiz. Yolluğumuzu bitirdik. Bu aşamadan sonra soğutucu yolluğumuzun genişliğinin ne kadar olması, hangi çapta olması gerektiğine karar vereceğiz. Bu kalıbınıza göre değişiklik göstereceğinden dolayı 8, 10 size kalmış bir ölçü birimini girerek onaylıyoruz. Onayladığımızda yolluk rotamızı çizerek bize soğutucu kanalını oluşturuyor iMold kendisi. Gördüğünüz gibi hemen
yerine yerleştirdi. Etrafına dolaşarak güzel bir soğutma sağlayacak. Tabi soğutucu oluşturmak bu aşamada bitmiyor. Delikler bu şekilde delinmeyeceği için yan taraflardan patlaması gerekiyor. Bunları kalıpta belirtmemiz gerekiyor. Yani buradan delinen bir yolluk buradan çıkacak ki bu dolanım sağlansın. İçeriden delmemiz mümkün değil. Bunu da yine Cooling Designer sekmesinden Drill Plug Hole seçeneğinden yapacağız. Deliğimizin hangi yüzeye patlamasını istiyorsak, örneğin bu deliklerin sol yüzeye patlamasını istiyoruz. Hani bunu seçtiğimizde o deliği yüzeye kadar uzatacak. Gördüğünüz gibi. Bunu deleceğimiz kanala göre tekrar ediyoruz hepsi için. Gördüğünüz gibi. Bu işlemleri yapmamızın sebebi kalıbı daha gerçekçi bir şekilde oluşturmak. Yoksa içeride döndüğünü biz de biliyoruz. Ama bunu oluşturarak kalıbın aşama aşama çizimden sonra neler yapacağımızı net bir şekilde görerek ya da imalat kısmına verdiğimizde bunların nasıl oluştuğunu iyice görmeleri açısından bu işlemleri gerçekleştiriyoruz ki aksesuar eklediğimizde bu işlemleri neden yaptığımızı daha net anlayacağız. Son iki deliğimizi de yukarı verdiğimizde bu işlemimiz bitmiş olacak. Pardon. Evet. Son patlama deliğimizi seçememişiz. Tekrar yapıyoruz. Evet. İşlemimiz tamamlandı. Görüldüğü gibi bu yolluk oluşturulurken deliklerimiz buralardan delinecek ve üstten delindiğinde giriş kanalları patlayıp bu dolanımı sağlayacağız. Şimdi tabii ki bu delikler delindiğinde buralarda kalmayacağı için bunların uzantıları olacak. Şimdi onları belirleyeceğiz kalıp gerçekçiliği açısından. Yolluğumuza tıklayıp parçayı aç diyoruz. Gördüğünüz gibi sadece yolluk sitemiz karşımızda. Bunu hangi matkaba deleceğimize göre dizayn edeceğiz. Over Drill seçeneğine tıkladığımızda örneğin bu delik buradan patladığında bu ikinci deliği aşacak. O yüzden 5 milimi aşacak. Bunu yine kendimiz belirliyoruz. Hangi açıda aşma gerçekleştirecek. Bu delik için de aynı şekilde. Tıkladığımızda o deliği kendiliğine uzatacak. Ve köşesini matka bağlı şekilde gerçekleştirecek gördüğünüz gibi. Yine patlama deliklerini o şekilde gerçekleştireceğiz. Bu delikler için de aynı şey geçerli. Bunlar için de oluşturuyoruz. Burada da iki deliğimiz var. Bunlar için de oluşumu tamamladığımızda bitiyor. Evet, gerçekleşti. Uçları matkap ucu haline getirildi.
Evet, bu şekilde tamamladığımızda kalıbımıza geri dönüyoruz. Güncellendiğinde gördüğünüz gibi yaptığımız işlem kalıba yansıdı. Son olarak soğutucu aksesuarlarını ekliyoruz. Bunlar rekorlar olacak. Cooling Designer komutundan aksesuarı seçiyoruz. Sol tarafta seçenekler açıldı. Bunlardan nipple, plug ve o-ring seçenekleri var. O-ring kullanmayacağımız için o-ring sekmesini kaldırıyoruz. Nipple yani soğutucu ağzı için define'e tıklıyoruz. Parametreler istiyoruz den. Biz katalog olarak bu sefer Hasco kullanıyoruz. Hasco metrik gördüğünüz gibi hemen ağızlarını yerine yerleştirdi. Bizim için görsel olarak seçenek sunuyor. Metrik Z81 de bizim için uygundur. Buradan parametrelerini değiştirme şansımız var. 13 ya da 9 yaparak. Şimdi kapatıcı sipoplar için kataloğumuza geliyoruz. Yine Hasco metrik soket pip. Zaten buradan yine kendisi yerine yerleşti gördüğünüz gibi. Deldiğimiz deliklerden su tahliyesi olmaması için kanalları kapattık. Onayladığımızda hatayla karşılaştık. Galiba yolluğumuzu seçemedik. Evet. Tekrar oluşturuyoruz. Bu sefer oldu. Evet. Direkt karşımıza getiriyor ve yerlerine yerleştiriyor. Evet. Gördüğünüz gibi yerine yerleşti. Görsel olarak da görebiliyoruz. Bağlantı delikleri, kapama delikleri. Bunlar hepsi yerine yerleşmiş bulunuyor. İşlemimiz tamamlandı. Projemizi kaydediyoruz. Bu işlemlerle soğutucu sistemimizi yerine yerleştirmiş bulunuyoruz. Kalıp aşamamız bitmesine az kaldı. Son videomuzda kalıbımızı bitireceğiz. Projemizi kaydettikten sonra kapatıp bir sonraki işlemi hazırlayacağız. Projemiz kaydoldu. Projemizi kapatıyoruz. İşlemler arttıkça kaydetme süreleri de artıyor haliyle. Evet, projemiz de kapandı. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.